Ekmek ve Gül'den hepinize merhaba. Seçimleri çok az zaman kaldı. Yine seçimin nabzını tutmaya çalışacağız Ekmek ve Gül programında. Hayatın her alanındaki kadınlar siyasi partilerin nerelerindeler? Seçim beyannamelerinin nasıl bir parçası oldular? Milletvekili adaylarıyla konuşacağız bunu. Önce bir bakalım Ekmek ve Gül'de bugün ne izleyeceğiz? Hemen ardından stüdyomuzda programımızın konuklarıyla tanıştıracağım size. Ekmek ve Gül'de bugün neler var? Kadınların siyasette yer almasını, eğitimden sağlığa, kentten iş yerine pek çok alanda ortaya koydukları politikaları, CHP ve HDP'li kadın milletvekili adaylarıyla Ekmek ve Gül'de konuşuyoruz. Pendik Esenyalı'daki halk pazarında kadınlarla hem hayat pahalılığını hem de seçimleri konuştuk. Ekmek ve Gül'de. Evet, seçimin nabzını tutmaya çalışıyoruz dedik. Hem sokakta soruyoruz aslında nasıl gidiyor ekonomi, seçime dair neler düşünüyorsunuz? Kadınlar ve eşitlik deyince aklınıza ne geliyor diye. Bir yandan da stüdyomuzda size milletvekili adaylarını tanıtmaya ve milletvekili adaylarımızın politikaya dair söyledikleriyle sizi buluşturmaya çalışıyoruz. Bugün de yine iki milletvekili adayımız var. İstanbul 1. Bölge Milletvekili adayı, HDP İstanbul 1. Bölge Milletvekili adayı Sezin Uçar. CHP İstanbul 2. Bölge Milletvekili adayı Selina Doğan bizimle birlikte olacak. Ve bugün seçim beyannamelerini tartışacağız ama maalesef yine bir saldırı söz konusu oldu bugün. Biz aslında programımızda çok sık HDP'ye yönelik saldırıları da veriyoruz ama bugün CHP Milletvekili adayı, Adana Milletvekili adayı Elif Doğan Türkmen'e bir saldırı gerçekleşti. Biz buradan da geçmiş olsun diyoruz kendisine. Hemen sizinle başlamak istiyorum. Maalesef çok fazla seçimle yaklaştıkça saldırılar başladı ve özellikle hükümetin dışındaki muhalif kesimlere saldırılar da gerçekleşiyor diyebiliriz. Öncelikle biz size de geçmiş olsun diyoruz partiniz için. Nasıl değerlendiriyorsunuz bu saldırıyı? Ben de geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum Sayın Milletvekili adayına. Tabii bu her şeyden önce seçim güvenliğini ciddi anlamda tehlikeye koyan, her parti için tehlikeye sokan bir durum ve halkın seçme ve seçilme hakkının açık bir ihlali, insanların güvenini sarsan, oy kullanmak ve bu kullandıkları oyla yaşadıkları ülkede bir değişim yapabileceklerine dair inançlarına yönelik bir saldırı aslında bu yaratılmaya çalışan ortam. Dolayısıyla şiddetle kınıyoruz ve bunun normalleşmesini aslında şiddetle kınıyoruz. Yani hep söylenen hani seçim öncesi bunlar olur gibi bir yaklaşım var. Ben böyle düşünmüyorum. Yani dünyanın hangi ülkesinde seçimden önce bunlar normal karşılanır ki? Yani biz seçime mi gidiyoruz, savaşa mı gidiyoruz? Sürekli her programda birbirimize geçmiş olsun diliyoruz. Hiç de normal değil bu yaşananlar kanaatimce. Dolayısıyla sorumluların bir an önce, yani iktidarın, şu anki iktidarın en büyük sorumluluğu bu yaşanan olayların faillerinin tespit edilip gereken cezaların verilmesi ve bu olaylar yaşanmadan önce de gerekli tedbirlerin alınması. Çünkü bunlar İstanbul'un göbeğinde de yaşanıyor, büyük şehirlerde de yaşanıyor. Yani kentin ortasında güpegündüz yaşanan olaylar, bunların sorumlularının iktidar şu an kolluk güçleri tarafı, görevli kolluk güçleri tarafından tespit edilmesi gerekiyor. Dediğim gibi normalleşmesine ve bu söylemede şiddetle karşı çıkıyorum. Aslında çok doğru bir şey söylüyor adayımız. Yani sonuçta şiddetin normalleşmesi iyi bir şey değil ve 130'a yakın saldırı olmuş ve en fazla saldırı HDP'ye yönelik bir saldırı söz konusu. Ve bu saldırıların hiçbirinde faili aslında ortaya çıkmıyor. Son bombalama olaylarıyla ilgili birini aldıklarını söylediler ama onun da ne olduğuna, nasıl olduğuna ilişkin daha net bir bilgi gelmedi. Siz ne dersiniz bu konuda? Seçim güvenliği çok ciddi bir şekilde ihlal ediliyor. İktidar tarafından ihlal ediliyor. Özellikle Halkların Demokratik Partisi'ne ve bugün kadın meslektaşımıza gerçekleşen saldırıda esasen bu söylemlerden
kendine cesaret buluyor. Bu saldırı kesinlikle kabul edilebilir bir saldırı değil. Hem meslektaşımız hem bir kadın milletvekili adayına böyle bir saldırı kaynağı ne olursa olsun asla kabul edilebilir bir saldırı değildir. Ama az önce de söylediğim gibi iktidarın söylemleri özellikle muhalefet partilerine ve Halkların Demokratik Partisi'ne özelde baraj altında bırakma söylemleri ve çalışmaları bu saldırıları cesaretlendiriyor diye düşünüyoruz. Aynı şekilde faillerin yakalanmamış olması, kimi saldırılarda yakalanan faillerin bir gün sonra serbest bırakılması bu saldırıları cesaretlendiren bir tutum da göstermiş oluyor. Peki. Halkın tabii seçime olan inancını da büyük ölçüde zedeliyor. Yani faillerin cezalandırılması. Peki hemen şöyle devam edelim istiyorum. Yani seçim güvenliği dediniz evet. Aslında. Şimdi seçime de çok sayılı günler kaldıkça hem seçimin güvenliğine ilişkin kaygılar artıyor hem katılıma ilişkin Doğru. kaygılar artıyor. Özellikle yurt dışındaki katılım sayıları geldikçe aslında her siyasi partinin temsilcisinin de çağrı yaptığı, mutlaka oy kullanın diye çağrı yaptığı bir şey var. Siz neler düşünüyorsunuz bununla ilgili? Hem seçim güvenliğiyle ilgili hem de katılıma ilişkin neler söylemek istersiniz? Şimdi az önce de bahsettiğim gibi seçme ve seçilme hakkı en temel anayasal hakkımız. Tabii ki sürekli bir sistemden şikayet ediyorsak elbette ki bunu değiştirmek için elimizdeki en önemli mekanizma yani herkesin bu duyarlılığa sahip olması gerekiyor. Yurt dışından söz etmek gerekirse ben seçim çalışmalarımız başladığı vakit Almanya mitingine katıldım. Oradaki seçmenlerimizle bir araya geldim. Evet, böyle bir yani kısmen de olsa böyle bir duyarsızlık söz konusu. Ama bunu aşmak mümkün. Yani orada örgütümüzün yaptığı çalışmalarla keza ileriye dönük olarak yurt dışında da bir seçim çevresi oluşturma bizim taahhütümüz var. Yani yurt dışında da bir seçim çevresi oluşturmak. Onun da hani motive edici olduğunu düşünüyoruz bu anlamda. Bu örgüt çalışmasıyla bunu aşmak mümkün. Sonuçta yurt dışında da yaşasalar onlar bu ülkenin vatandaşı, bu ülkenin bir parçası ve bu ülkenin daha demokratik bir ülke olması için ellerindeki bu olanağı kullanmaları gerekiyor. Daha demokratik bir ülke olması için mutlaka kendilerine oy vermeye çağırıyoruz. Seçim güvenliğiyle ilgili olarak ayrıca sandık güvenliğinden herhalde söz etmek gerekir. Evet. Bu yurt dışında da bir sorun. Orada kullanılan oyların işte güvenliğinin sağlanması daha sonra çünkü Türkiye'de sayılıyor biliyorsunuz orada kullanılan oylar. Onların buraya taşınmasıyla ilgili bazı kaygılar var. Biz o anlamda gerekli tedbirleri alıyoruz. Keza Türkiye'de de örgütümüz içerisinde verdiğimiz sandık eğitimleriyle ve aynı zamanda bilgisayar altyapılı donanımımızla mümkün olduğunca bu sorunu aşmak için gerekli tedbirleri aldık. Hukukçularımız görev başında olacak, sandık görevlilerimiz görev başında olacak. Daha önce yaşanan tecrübeleri yaşamak istemiyoruz bu sefer ve herkesi de kullandığı oya sahip çıkmaya davet ediyoruz. Seçim çalışmalarımızda da rastlıyoruz gönüllü müşahitlik yapmak isteyenler var. Dolayısıyla daha duyarlı bu anlamda seçmenimiz. Bu şekilde çalışmalarımız devam ediyor. Peki geçen yerel seçimlerde de pek çok sandık açısından pek çok tartışma yürütüldü. Yani oylarla ilgili özellikle elektrik kesintileri de çokça bir tartışma konusu oldu. Hatta şimdiden önlemler alalım gibi konuşuluyor. Siz ne söylemek istersiniz bununla ilgili? Seçim güvenliğine öncelikle şunu söylemek istiyorum. En çok ihlal eden kişi Cumhurbaşkanı. Anayasanın kendisine vermiş olduğu yetkileri aşarak adeta bir parti lehine seçim çalışması yürütüyor aktif bir şekilde. Halkların Demokratik Partisi'nin de bu konuyla ilgili Yüksek Seçim Kurulu'na yapmış olduğu defalarca başvurusu var. Yani seçim güvenliğinin bu kişi tarafından ihlal edildiğine dair. Ama yapmış olduğumuz başvuruların hepsi reddedildi. En son yaptığımız başvuru bir tane muhalefet şerhine karşı 9 tane red oyuyla reddedilmiş oldu. Çok açık bir şekilde seçim güvenliği ihlal ediliyor. Hem medya organlarıyla ihlal ediliyor, söylemlerle ihlal ediliyor. En başta da Cumhurbaşkanı'nın bizzat seçim çalışmalarına doğrudan dahil olması ve çok açıkça bir parti lehine kampanya yürütüyor olması zaten bu seçim güvenliğini alt üst eden bir durum. Keza yine partilere dönük, partimize dönük saldırılardan başladık. Bunlar da halkların üzerinde çok ciddi bir şey yaratıyor. Yani seçim güvenliğini ihlal eden bir durum yaratıyor. Partimize dönük bir kaos çıkartma söylentisi var ama asıl kaosu şu anda iktidar organları, iktidar mensupları yaratıyor. Biz hem seçim döneminde yaşanacak bu tip
olaylara, yaşanmış olaylara ve yaşanacak olaylara karşı hem de seçim günü karşılaşabileceğimiz güçlüklere karşı profesyonel bir şekilde çalışma yürütüyoruz. Çok büyük bir gönüllü ordusu sandık başında olacak ve yapılabilecek her türlü saldırıya karşı önlemlerimizi de alıyoruz. Elektronik ortamda ve gönüllü ordusuyla yapmış olduğumuz çalışmalarla ciddi bir şekilde profesyonel olarak müşahit eğitimleri veriyoruz. Müşahitlerimiz, çünkü geçtiğimiz seçim dönemlerinde çok karşılaştık. Yani partimizin müşahitlerinin sayım sırasında içeriye alınmaması, bir şekilde fiili olarak engellenmiş olması, okul sorumlularımızın müdahil olmalarının engellenmesi şeklinde bunların hepsine dair çeşitli önlemler aldık. Akıllı telefonlar yoluyla, ıslak imzalı tutanaklar yoluyla da zaten Yüksek Seçim Kurulu'na resmi rakamlar gelmeden, açıklanmadan önce bizim elimizde bir rakam skalası olacak sandıklardan çıkan oylarla ilgili ve eğer ki Yüksek Seçim Kurulu'ndan açıklanan rakamlarla bizim topladığımız veriler arasında da bir şey olursa, bir farklılık olursa bizim bakımımızdan bir itiraz gerekçesi söz konusu olacaktır. Aslında bir deneyim de birikti değil mi? Yani son seçimlerin üzerine nasıl itirazlar edileceğine dair, sandıkların nasıl güvenlikle korunacağına dair. Sonuçta sandıkların oyların toplanmasıyla birlikte gelip sayılan yer yine hükümet olacağı için yine burada da özel önlemler alınacaktır. Evet. Peki ben özellikle şunu sormak istiyorum. Yani %10 barajına ilişkin, yani sonuçta bir %10 barajı var ve toplumsal bütün şeylerin, temsilcilerin olmasına engel bir durum aslında söz konusu. Ve bunun içerisinde de sonuçta işte siyasi partiler açısından da kadınların o listelerde yer almasına dair orada da başka bir baraj var diyebiliriz. Siz ne söylemek istersiniz bununla ilgili? Biz tabii ki şu an tartışılmakta olan başkanlık sisteminin aksine güçlü bir parlamenter rejimi savunuyoruz. Sosyal demokrat ve birinci sınıf demokrasiyi savunan bir parti olarak. Bu anlamda da elbette ki seçim barajlarına karşıyız. Seçim bildirgemizde zaten seçim barajının düşürüleceğini, kaldırılacağını mümkünse taahhüt ediyoruz. Dolayısıyla çünkü yani bu bir temsil kabiliyeti meselesi. Yani milyonlarca insanın kendisini temsil edememesini kesinlikle kabul etmiyoruz. Güçlü bir parlamenter sistemi savunan parti olarak. Kadınlara gelince Cumhuriyet Halk Partisi kendi içerisinde yaptığı ön seçimde zaten kadın adayları büyük oranda ön plana çıkardı biliyorsunuz. Bu şimdi de aday gösterilen listelerde kendini gösteriyor. Kadın adaylar birinci sıralarda ve sayıca da 103 kadın adayımız var yanılmıyorsam. Dolayısıyla bu anlamda Cumhuriyet Halk Partisi büyük bir değişim içerisinde. Ben de onlardan bir tanesiyim. Keza seçim bildirgemizde yine kadına yönelik politikalarımız ön planda, sosyal politikalarımız hep kadının bireysel olarak ama aile içerisinde değil, bireysel olarak özgürleşmesi ve dolayısıyla istihdama katılmasını teşvik etmeye yönelik. Bu şekilde. Peki yani özellikle sonuçta HDP bu seçimlerde özellikle hem eşit temsiliyet açısından %45'lik bir oranla hem de işte sadece 3 ilde kadın aday gösteremedi. CHP açısından 41, AKP açısından 37, MHP açısından da 51 aday gösterilemedi. Yani kadın aday gösterilemedi. Aslında siz bir nevi kendi konuşmanızda da söylediniz. Yani bizim de tartışmalarımız devam ediyor diye. Yani biz yerel size yine yeterli gelmiyordur herhalde bu rakamlar. Tabii ki her zaman daha iyisini yapmak için mücadele edeceğiz. Ama bu önemli bir başlangıç. Keza biz mecliste de örneğin kadın erkek fırsat eşitliği komisyonunu kadın erkek eşitliği komisyonu olarak değiştirmeyi, bir kadın ve aileden sorumlu değil kadın bakanlığı kurmayı taahhüt ediyoruz. Dediğim gibi yani kadını aile içerisindeki o alışılagelmiş rolleri üzerinden değil, bireysel olarak kendine yatırım yapabileceği, kendini geliştirebileceği şekilde ve üzerine düşen geleneksel işte evdeki çocuğa bakım, yaşlıya bakım, evde engelli birey varsa ona bakım gibi yükümlülüklerinden arındırarak sosyal demokrat bir devlette olması gereken bu hizmetlerin sosyal olarak sunulması yoluyla kadının üzerindeki o yükü alıp daha fazla istihdama yöneltmek, yarım bırakmışsa eğitimini tamamlaya yöneltmek gibi bir politikamız var. Dolayısıyla kadınların bundan sonra daha fazla önünü açacağız. Parlamentodaki kadın arkadaşlarımızla birlikte
birlikte ve tabii erkek milletvekili arkadaşlarımızla birlikte de ben bilmiyorum herhalde meslektaşım da benimle aynı fikirdedir. Yani bu sadece kadınların vazifesi değil. Hep birlikte bununla mücadele etmemiz, kadına yönelik bu kotaların artırılması, kadının istihdama yönlendirilmesi, kadının siyasette daha fazla yer alması, kadının medyada karar alma mekanizmalarında daha fazla yer alması için, o erkek dilinin değişmesi için kadın erkek hepimizin mücadele etmesi gerekiyor. Peki seninle devam edelim. Ne dersin bu konuda? Kadın özgürlük mücadelesi şimdiye kadar erkeklerle birlikte yürütülmedi maalesef. Erkeklere rağmen yürütüldü. O nedenle partimizin diğer partilerden farkı da budur. Biz kadın özgürlük mücadelesinin şimdiye kadarki tüm bileşenlerini partimizin programı bakımından referans aldık. Ve maalesef ben de kadın özgürlük mücadelesinden gelen bir aktivist olarak da bunu söyleyebilirim. Kadın özgürlük mücadelesi hep erkeklere rağmen yürütülmüştür. Erkeklerle birlikte yürütülmemiştir. Bu sadece iktidara sahip erkekler bakımından değil, beraber mücadele yürüttüğümüz yol arkadaşlarımız bakımından da böyle olmuştur. Bu biraz da bu işin doğası gereği maalesef böyle olmuş. Seçim barajına dair bir şeyler söyleyeyim. Şimdi seçim barajı çok antidemokratik bir uygulama. Biz hem seçim bildirgemizde seçim barajının kaldırılması gerektiğine yer verdik. Hem Halkların Demokratik Partisi hem mecliste hem sokakta seçim barajının kaldırılmasıyla ilgili, yani düşürülmesi de değil kaldırılmasıyla da ilgili çok ciddi mücadeleler yürüten bir parti. Bizi aslında diğer partilerden büyük oranda ayıran şey de bu. Yani bizim bugün seçim bildirgemizde yer veren şey Halkların Demokratik Partisi'nin kuruluşundan itibaren ya da öncesinden itibaren de yapmış olduğu mücadele programı aslında. Yani mesela bugün başka partiler çeşitli popülist söylemleri seçim bildirgelerinde yer verebiliyorlar. Hatta seçim vaatleri olarak da isimlendiriyorlar bunları. Ama Halkların Demokratik Partisi'ne asla bunlar vaat değil. Yani biz seçim barajının kaldırılması gerektiğini seçim beyannamemize koyuyoruz ama biz zaten bunun için sokakta, mecliste mücadele yürüten bir partiyiz. Tüm programatik şeylerimiz bakımından da aynı şeyi söyleyebiliriz. Biraz şöyle de bir gerçekliği var. Seçim barajının tamamen ortadan kaldırılması gerektiğini düşünüyorsunuz. Evet, yani çünkü her türlü fikrin, her türlü düşüncenin mecliste kendisine temsiliyet bulması gerektiğini düşünüyoruz. O nedenle seçim barajının hiçbir biçimde doğru bulmuyoruz. Çok antidemokratik bir uygulama olduğunu düşünüyoruz. Demokrasi bakımından da kabul edilemez. Bugün birçok Avrupa ülkesinde ya da birçok daha geri ülkelerde dahi seçim barajı maalesef yok. Ama Türkiye'de hak mücadelesi, hukuk mücadelesinin hep bir adım önündedir. Yani bugün mesela grev yasakları bakımından da böyledir. İşçi mücadelesi bakımından da böyledir. Grev yasaktı ama işçiler çok büyük bir grev gerçekleştirdiler ve grev yasağı ortadan kalktı. Mesela anayasal bir hak olarak düzenlendi. Ben eminim 7 Haziran gecesi Halkların Demokratik Partisi %10 barajını aştığı zaman bu yasa da fiilen ortadan kalkmış olacak. O nedenle hak mücadelesi hep hukukun biraz daha önünde seyrediyor. Hukuk arkasından geliyor. Kadınlar, biraz da belki girmek istemeyenler de girdikten sonra barajın çok bir anlamı kalmayacak herhalde. Öyle de düşünebilirler. Kadın erkek eşitliği bakımından bizim Halkların Demokratik Partisi'nde eş başkanlık sistemi var. Ve eş başkanlık sistemini fiiliyatta uygulamaya başladık. Yasal bir güvenceye kavuştu arkasından daha önce, az önce söylediğim örnekten hareketle. Ve tüm yönetim organlarımızda kadın kotası uygulaması var. Siz de söylediniz, %50'ye yakın oranda bir kadın vekili temsili söz konusu. Seçilebilir yerler bakımından da aynı gerçeklik durumu söz konusu. HDP esasen bir kadın partisi. Yönetime ruhunu veren, aklını veren, felsefesini veren şey de bu gerçeklikten hareket ediyor. Çünkü toplumsal dinamiği oluşturan en önemli bileşen kadın ve bugün kadın erkek eşitliği hem iktidarın bütün söylemlerine sirayet etmiş durumda hem toplumsal eşitsizlik ve adaletsizliğin en önemli kaynağı kadın erkek eşitliği. O nedenle Halkların Demokratik Partisi tüm politikalarında kadın rengini, kadın siyasetini, kadın aklını mutlaka hissettirir. Peki. Arkadaşımız Duygu Ayber bir süredir Şirin Evler'de, Bakırköy Meydanı'nda, İstanbul pek çok yerinde röportajlar yapıyor. Şimdi Şirin Evler'e götüreceğiz sizi. Duygu Ayber'in kadın röportajlarını izleyeceksiniz. Kadınların bazıları 18 yaşında olmadığı için siyasetle hiç ilgilenmediğini söylüyor. Bazıları hiç kimse bizi düşünmüyor zaten, en azından nasıl geçineceğimizi söylesinler diyor. Bazıları da milletle oyun oynamasınlar diyor. Bakalım kadınlar neler söylemiş, onun üzerine stüdyomuzdaki konuklarımızla kadınların görüşlerini paylaşacağız.
Biliyorsunuz seçimlere çok az bir zaman kaldı. Biz de Şirin Evler Meydanı'na geldik ve burada kadınlara mikrofon uzattık. Seçimleri sorduk, seçimlerden neler beklediklerini sorduk. Nasıl bir ülke istiyorsunuz? Seçimler de yaklaşıyor. Siyasi partiler çeşitli vaatlerde bulunuyorlar biz kadınlara. Siz nasıl görüyorsunuz bu tabloyu? Pek inandırıcı görmüyorum açıkçası. Sonuç itibariyle oy avcılığı yapıyorlar. Yani bütün siyasi partiler için veya bütün adaylar için diyelim, bağımsız adaylar da var sonuçta. Hepsi için geçerli mi bu yorumunuz? Maalesef öyle bir genelleme var kafamda. Var, oluştu sayelerinde. Peki siz ne istiyorsunuz? Sizin beklentileriniz, talepleriniz neler? Valla özgür bir ülke. İnsanlar konuşurken korkmadan konuşabilsinler yeterli şimdilik benim için. Genç bir kadın olarak neler talep ediyorsun, neler bekliyorsun? Yani biz eğitim açısından bir şeyler bekliyoruz. Ne mesela? Yani ne talep ediyorsun bu eğitim alanında? Bu dershaneler falan konusunda kalkması kötü oldu hepimiz için. Onları bekliyoruz. Peki siyasi partilerin seçim bildirgelerine göz atma olanağın oldu mu? Olmadı çünkü oy kullanmıyorum henüz. O yüzden ilgilenmiyorum pek. Peki tamam. Sen nasıl bir ülke istiyorsun? Bir de onu soralım. Nasıl bir ülke olsa daha mutlu olursun? Yani memnunum şu anda aslında. Sadece eğitim açısından sorunlar var, o kadar. Gerçekten şu anda şu asgari ücretle geçinecek bir ülke değil. Yani bu doğruda katiyen haksızlık yapıyorlar milletimize. Ben istiyorum ki Türkiye'de asgari ücretler 2,5 ile 3 arası olması gerekiyor ki bir aile rahat geçinebilsin. Bugün bir normal gelirde olan kiracılar, 400 veren, 500 veren, 2 tane çocuğu olan, asgari ücrette olan bir insan nasıl geçinir? Yani bunu düşünmeleri. Siyasi partilerin aslında birçoğu şeyi söylüyor seçim bildirgelerinde. Yani asgari ücreti 4.000 yapacağız, biri işte 10.000 yapacağız diyor. Sence gerçekçi geliyor mu bunlar? 1,5 yapacağım dedikleri gerçek geliyor bana ama ondan daha yükseğini düşünemiyorum aslında. Ama yaparsalar daha iyi olur. Hani milletini sizi düşünüyoruz diyorlar ama hep kendilerini düşünüyorlar bence. İktidarda olanları bile kınıyorum gerçekten. Bu büyük bir haksızlık. Milletimize, halkımıza yani hiç mi acımıyorlar yani? Nasıl geçineceğiz biz asgari ücretle? İşsizliğin de şimdi arttığı söyleniyor. Yani son veriler, son rakamlar bunu söylüyor. Şimdi tonla üniversite öğrencisi, işsiz genç var. İşte asgari ücretle geçinmeye çalışan kadınlar var. İşte erkek işçiler, emekçiler var. Peki ya tablo böyleyken yani bizi nasıl bir ülke bekliyor 8 Haziran'da? Verdikleri vaatlerde dursalar, bence milletle oyun oynamasalar, duygularıyla oynamasalar daha iyi olur diye düşünüyorum. Her şey daha çok güzel olur diye düşünüyorum. Siz göçmen misiniz bu arada? Ben aslen Özbekistanlı ama Türk vatandaşıyım. Kaç yıldır buradasınız? 25 senedir buradayım. Tekstilde çalışıyorum. Ben de asgari ücretle çalışıyorum. Çalışma koşullarınız nasıl peki? Çalışma koşullarımız güzel yani, bir şey demiyorum ama geçim çok zor. Gerçekten geçimimiz çok zor. Böyle uç uça, buç buça elektrik faturaları, su faturaları, doğalgaz faturaları almış başını gidiyormuşken yani 950 lira bir kere kendileri geçinmeyi denesinler, sonra bize hak versinler yani. Siz de seçim çalışmalarında çok karşılaşıyor musunuz? Yani inanmayanlar, güvenmeyenler, sadece kendini düşünüyor diyenler, asgari ücretle önce kendileri yaşasınlar diyenler. Çünkü seçim beyannamelerinde de sadece dört parti açısından değil, diğer siyasi partiler açısından da en çok açıklanan şeylerden bir tanesi ekonomi, istihdam ve işsizliğe dair rakamlar. Herhalde memleket açısından da en can yakıcı meselelerden üç tanesi de bu. Bu açılardan düşündüğünüzde siz nelerle karşılaşıyorsunuz? Mesela seçim çalışmaları sırasında ekonomik açıdan özellikle hangi taleplerle karşılaşıyorsunuz? Tabii yani insanların en büyük sıkıntısı elbette ki ekonomik sıkıntılar, geçim sıkıntısı. Bizim de o nedenle seçim bildirgemiz bu sefer ekonomik sıkıntılara odaklandı. Biz seçim çalışmalarımızda... Çokça tartışıldı aslında, evet, değil mi doğru. Ekonomi? Biz şunu gözlemliyoruz seçim çalışmalarımızda. Yani halkımız doğru bir şekilde bizim seçim bildirgemizi
anlamış, özümsemiş ve bize bunun detayıyla ilgili sorular yöneltiyorlar. Bu da bizim aslında ne kadar doğru bir şekilde bildirgemizi ortaya koyduğumuzu gösteriyor. Tabii geçim sıkıntısını, yani yoksulluk hani sadece ekonomik olarak değil, yani insanlar geçinemediği zaman şiddet doğuyor. İnsanlar geçinemediği zaman eşitsizlik doğuyor. Aileler dağılıyor. Bunları bir bütün olarak değerlendirmek lazım. Bizim de buna yönelik hanımefendilerin de söyledikleri gibi asgari ücretle ilgili taahhütlerimiz var. Emeklilik ikramiyesiyle, iki emekli ikramiyesi vermekle ilgili taahhüdümüz var. Bunlar çok dikkat çeken ve açıkçası çok da itibar edilen projelerimiz oldu. İnsanlar çünkü bu zamana kadar çokça maalesef kandırıldıkları için evet zaman zaman tereddüt yaşıyorlar. Ama biz birebir temaslarımızda doğru bir şekilde aktardığımız zaman neyin nasıl uygulanacağını ikna oluyorlar. Keza aile sigortamız var. Yine ekonomik anlamda sosyal bir hak olarak sunduğumuz taahhütlerden bir tanesi. Bunun içerisinde okul öncesi eğitim gören çocuklara destekten tutun, evdeki yaşlıların, engellilerin yine desteklenmesi maddi olarak. Orada, üniversite öğrencilerin, buyurun. Şunu sormak istiyorum. Yani istihdam derken mesela evdeki bakım da istihdamın içerisinde değerlendiriliyor. Evdeki şöyle, siz nasıl değerlendiriyorsunuz? Yani CHP seçim bildirgesini nasıl değerlendiriyor? Şöyle, az önce bahsettiğim kadının özgürleşmesi için, istihdama yönlendirilmesi için o kadının üzerindeki yüklerin aslında bir sosyal, kendini insan haklarına saygılı, sosyal layık bir hukuk devleti olarak tanımlayan bir devlette bunların aslında sosyal bir hak ve dolayısıyla sosyal bir hizmet olarak sunuluyor olması gerekir. Ama ne yazık ki geleneksel olarak bunlar hep kadının yüküymüş ve bu çok hani olağanmış gibi bir uygulama söz konusu. Bu yükleri kadının üzerinden aldıktan sonra kadının işte kendini geliştirmesi için gereken eğitimi alması ve istihdama yönlenmesinin teşvik edilmesi. Nitekim aile sigortasına yönelik aylık 720 TL bedel de yine kadının hesabı üzerinden aileye sağlanacak. Bir de burada şunun da altını çizmek istiyorum. Hani asgari ücret şu kadar, işte nasıl geçişlenecek? Yani bu projelerin birlikte değerlendirilmesi lazım. Asgari ücretle birlikte aile sigortasının da keza işte kira, hiç ev sahibi olmayanlara sağlanacak olan konut hakkının da birlikte değerlendirilmesi lazım. Yani elbette sadece asgari ücretle geçinilmesi düşünülerek tasarlanmış bir seçim bildirgesi değil bizimkisi. Ya özellikle yani kadınlar açısından mesela evet. Evdeki kadına... hizmetlerin de onu söyleyeceğim kayıt içerisinde, yani çünkü şu anda kayıt dışı bir şekilde kadınlar ev hizmetlerini yürütüyorlar. Dolayısıyla onun da iş güvenliği anlamında kayıt altına alınması ve kadınların iş güvenliği sağlanarak bu işleri yürütmesi söz konusu. Yani ev temizliği ve benzer hizmetleri yapanlar tabii, açısından tabii, soruyorsunuz. Tabii. Evde bakım, evdeki ev temizliği. Yaşlı bakımı, yani yaşlı, kendi onların, yaşlısı, kendi hastasına bakımına dair neler söylüyor? İşte sosyal bir hizmet olarak devlet tarafından, yerel yönetimler tarafından tabii sunulması bizim projemize taahhüt edilen. Peki HDP açısından durum nasıl? Biz Halkların Demokratik Partisi olarak palyatif çözümlerden ziyade daha kalıcı çözümler aradık ve sonuçlarını programımızda, seçim bildirgemizde yer verdik. Bunların temeli de cinsiyete dayalı, yani toplumsal cinsiyete duyarlı bir bütçe kavramını savunuyoruz. Çünkü hem kadınlar şimdiye kadar informal sektörlerde çalışıyorlar, güvencesiz çalışıyorlar. Dolayısıyla iş kanunundaki işçilere tanınmış haklardan faydalanamıyorlar. Hem güvencesiz çalışma kıskacı altındalar, hem de esnek çalışma durumuyla karşı karşıya kalıyorlar. Aynı zamanda cinsiyetçi iş bölümünden de mağdur oluyoruz biz kadınlar olarak. Yani evde ev işleri bizim üzerimizde oluyor, yaşlı bakımı, çocuk bakımı kadınlar üzerinde oluyor. Bu toplumsal iş bölümünü de ortadan kaldıracak radikal önlemleri savunuyoruz. Örneğin her mahallede ihtiyaca uygun bir şekilde 24 saat annelerin ve babaların bırakabileceği ücretsiz kreşlerin olması gerektiğini düşünüyoruz. İş yeri bazlı kreşlerin olmasının gerektiğini düşünüyoruz. 50'den fazla çalışanların, bir iş yerinde 50'den fazla çalışan varsa erkek ya da kadın olmasını gözetilmeksizin o iş yerinde de kreş açılması gerektiğini düşünüyoruz. Ve çalışanların çocuklarıyla ilgilenebilecekleri bir pozisyonda istihdam edilmelerini güvence altına almak istiyoruz. Şunu da sormak istiyorum. Devam edersiniz büyük olasılıkla ama.
Yani özellikle mesela kreş ve benzer şeylere dair yasalarda bir şey var zaten. Yasalarda ortaya koyulan yasal bir dayanağı var. Ve, asıl olarak uygulanmıyor. Yani mesela %2 düzeyinde bir şeyle mesela kontrol ediliyor ve para cezaları 2000 lira 2500 gibi. Aynen, çok gibi. Yani çok şey bir örnek vardı mesela, siz de dikkat etmişsinizdir. Meslektaşımız Kartal Adliyesi'nde duruşmaya çocuğuyla birlikte geldi. Evet. Yani Kartal Adliyesi dünyanın en büyük adalet sarayı olmakla övünen bir adliye ama kadın avukatların orada çocuklarını bırakabilecekleri yerler yok. Bakım odaları yok, emzirme odaları yok mesela ki hani bu mesela çok büyük bir istihdam alanı, oraya binlerce insan gelip gidiyor. Her gün binlerce avukat girip çıkıyor. Kaldı ki daha küçük iş yerlerinde insanların böyle hakları maalesef yok. Sığınma evleri de aynı şekilde. Yani mesela sığınma evleri açılması konusunda da, sığınaklar konusunda da bir zorunluluk var. Ama buna uymamanın yaptırımı çok büyük bir meblağ olmadığı için uymamayı tercih ediyor mesela belediyeler. Yani geçtiğimiz... Aynı şekilde. Yani sistemin kadın politikası ile ilgili bir şey. Mesela Davutoğlu'nun seçimler zamanında bir açıklaması vardı. Kadın adaylar açıklanmaya başladıktan sonra, evet bizim partimizde de kadın vekil adayları var ama işte ben onlara sesleniyorum, ev işlerinizi de ihmal etmeyin ya da kadınlık görevlerinizi unutmayın şeklinde bir algısı var. Gerçekten cinsiyetçi bir iş bölümü söz konusu ve iktidar her söylemiyle bunu dillendiriyor. Biz Halkların Demokratik Partisi olarak bu cinsiyetçi iş bölümüne karşı çıkıyoruz. Yani bir çocuk varsa bu kadının olduğu kadar erkeğin de sorumluluğu, bir yaşlı söz konusuysa kadının olduğu kadar erkeğin de sorumlu ve bunların toplumsallaşmasıyla ancak kadınların özgürleşebileceği, sosyal yaşama, siyasal yaşama, iş yaşantısına katılımının artacağı ve kadın erkek eşitliğinin buralardan sağlanabileceğini düşünüyoruz. Peki size sormak istiyorum. Şimdi avukat kadınlardan ya da işte milletvekili aday, milletvekillerinden örnekler verdik ama sonuçta evde çocukla uğraşmak durumunda kalan, yani belki o çocuk yüzünden çalışamayan kadınlar da var. Belki çalışmak istemeyen de, yani onlar açısından da mesela kreşler mümkün değil mi? Yani sadece elbette çalışan kadınlar açısından mı elbette kreşten bahsetmek mümkün? Yani profesyonel olarak bir işte çalışmasa da kendini farklı şekilde geliştirmek isteyebilir, bir sanatla uğraşmak isteyebilir, bir sivil toplum örgütünde gönüllü çalışmak isteyebilir. Elbette onların da önünü açmak lazım. Yani öyle bir alışkanlık var, zihinler adeta hani kilitlenmiştim. Yani o ezberi bozacak şekilde uygulamalar elbette hayata geçirilmeli. Kadınların kendilerini illa herkes yani genel müdür ya da işte müdür olmak zorunda değil. Tabii ki kadınları sanata da veya işte dediğim gibi sivil toplum örgütlerinde gönüllü faaliyetlere de mutlaka yönlendirecek şekilde toplumsal faaliyetleri yeniden kurgulamamız lazım. Peki ben hemen yine istihdama ilişkin bir şey söylemek istiyorum. Şimdi Ayşenur İslam, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı, Mayıs ayında bir açıklama yaptı. Bir 10 gün önceydi galiba. Biz dedi aslında kadınların hem evle iş yaşamı arasındaki uyum için çeşitli yasa tasarıları, öneriler sunduk ama işte HDP, CHP, MHP gibi partiler bize mani oldular dedi. Ve şimdi bunu vaat olarak kendi programlarında ortaya koyuyorlar. Biz tabii zaten iktidar olacağız. İktidar olduğumuz zaman da bunları uygulayacağız ve bunları uygularken kendi seçim bildirgelerini önlerine koyacağız dedi. Gerçekten böyle midir? Yani sonuçta kadınlar açısından iş ve ev yaşamını uzlaştırma, bir araya getirme var ama herhalde buraya temelden bir itiraz söz konusu. Peki buna dair ne söylemek istersiniz? Siz de aslında devam evet, edelim. Az önce söylediklerimize yeniden değinmek gerekir. Meslektaşım ve aday arkadaşım da söyledi. Yani biz bu kurguya karşıyız zaten. Yani neden kadın ev işiyle dengelemek zorunda ki? Yani neden o kendisine bahşedilmiş bir görev ki? Biz bu algıya karşıyız zaten. O yüzden de az önce ifade ettiğim gibi yani kadının o aile içindeki durumunu pekiştirmek değil, aksine o zihniyetten kurtulup hani o görevlerin ortak bir sosyal görev olduğu bilincini yaymak ve kadının kendini bireysel olarak geliştirmesinin yolunu açmak bizim kadına yönelik projelerimizin felsefesi. Keza iş yerlerine biraz değinmek istiyorum. İş yerlerinde de
kotaların artırılması, yani kamuda kotaların artırılması, özel şirketlerde de yine kotalarla birlikte o şirketlere teşviklerin verilmesi söz konusu. Şunun da altını çizmek lazım. Yani iş yerlerinde kadın erkek eşitliğini biz sağlamak istiyorsak öncelikle mobbingi yasalarımıza sokmamız gerekiyor. Bu çok büyük bir eksiklik. Hem kadına yönelik psikolojik ve fiziksel taciz anlamında hem de sırf kadın olduğu için eşit ücret alamamak, sırf kadın olduğu için terfi edememek, işte sırf kadın olduğu için örneğin iş seyahatine gönderilmemek gibi uygulamaların da önünü kesecek şekilde mobbing kavramının cinsiyete duyarlı şekilde tanımlanması ve mevzuatımıza mutlaka dahil edilmesi gerekiyor. Yine iş yerlerindeki kreş arkadaşımın bahsettiği gibi uygulaması da tabii ki kadının istihdama yönlenmesinin önünü açacak bir proje. Ve aynı şekilde doğum izninin de kadının yeniden doğum yaptıktan sonra iş yaşamına dönecek şekilde yeniden düzenlenmesi gerekiyor. Çünkü maalesef pek çok kadın doğum yaptıktan sonra işine ara vermek zorunda kalıyor ve ondan sonra yeniden işe dönmesi çok zor oluyor. Peki sanırım Ayşe Nur İslam'ın en söylediği şeyin kendisi bizim kadınlar arasında tartıştığımız aile paketi tartışması, dinamik nüfusun yapılandırılması ve güçlendirilmesine ilişkin sundukları paket. Aslında biz ona mani olmadık diyorsunuz özetle sanırım. Siz ne söylemek istersiniz? Neden bu aile paketine bu kadar karşı çıkıldı ve iktidar olurlarsa gerçekten kadınları büyük bir tehlike bekliyor mu bu paket açısından? Yani az önce de söylediğim gibi iktidarın bu söylemleri, bu yasa tasarısı girişimleri tamamen cinsiyetçi iş bölümünü derinleştirmek, kadın erkek eşitsizliğini daha da derinleştirip buradan da şiddetin önünü açmak. Yani çünkü şiddetin kaynağı da esasında kadın erkek arasındaki eşitsizliktir. Şiddet kendini buradan besler, iktidarın söylemlerinden besliyor. Biz şuna karşı çıkıyoruz. Yani 26 yaşından önce evlenen genç kadınların kredilerinin, kredi borçlarının silinmesi, kadınlara erken yaşta evliliğin ve tırnak içerisinde söylüyorum kadınlık ve aile mefhumu içerisinde tanımlanmış olması ve bunun özendirilmesi. Yani bunların hepsi kadını aslında öğrencilik döneminden beri bir anneliğe hazırlama politikasıdır. Yani bir kadınla, ev kadınlığına ve anneliğine hazırlamasıdır. Ben şuna da çok temelden karşı çıkıyorum. Yani meslekler bakımından da bir cinsiyetçilik söz konusu. Yani bugün kadınlara özgülenmiş şey hem anneliklerini yapabilecekleri hem de iş yaşamına katkı sunabilecekleri mesleklerin tercih edilmesidir. Mesela nedir? Öğretmenliktir, hasta bakımıdır, hemşireliktir. Ama mesela kadının aklını, zekasını, yaratıcılığını geliştirecek meslekler pek kadınlıkla özdeşleştirilmez. Mesela mühendislik gibi, mesela işte yargıçlık gibi ya da daha farklı meslekler, pilotluk gibi meslekler. Bunlar sanki erkeklere özgülenmiş meslekler olarak adledilir. Evi de şekillendirmek. Evet, bunun nedeni şudur. Emek piyasaları bakımından kadının emeğinden sistem vazgeçemiyor. Kadın emeğinden de yararlanmak istiyor. Tamamen eve kapatmak istemiyor. Onun da çünkü bir emek piyasasında değerlendirilebilecek ciddi bir iş gücü var. Aynı zamanda da geleneksel rollerinde bir devamcısı olarak görüyor. O nedenle informal sektörlerde daha çok kadınlar çalışıyor. Kadınlar eve parça başına iş alıyorlar ve kayıt dışı çalışma bu nedenle kadınlar arasında daha yaygın. Çünkü bu isteniyor kadınlardan. Özendirilecek şey de bu oluyor. Ama biz tüm kadınların kadın erkek arasındaki eşitsizliğin giderilmesi ve kadınların istedikleri alanda eğitim alabilmeleri ve iş güvencesi yaşamaksızın hangi alanda kendi yaratıcılıklarını, kendi zekalarını, kendi bilgilerini nerelerde geliştirmek istiyorlarsa onun önünün açılmasını istiyoruz. Peki yani özellikle burada hemen sormak istiyorum. Kadınlar açısından mutlaka böyle olsun dediğiniz şeylerin bugünkü 4+4 sistemi içerisinde kız çocuklarıyla başlayarak yani çok mümkün olmadığı görünüyor. Ne dersiniz bununla ilgili? Yani kız çocukları tabii o 4+4'te eğitimlerini yani yarım bırakıyorlar. Yani geliştirmek, ilerletmek aksine gibi bir şeyden vazgeçtik. Okulun bitmesi, devam etmesi gibi bir durum da çok söz konusu çok oluyor. Rakamlar da bunu doğruluyor. Şimdi hele açıktan aslında eğitimi de mümkün hale getirdiler. Dolayısıyla kız çocuklarının evet okulu yarım bıraktıklarını maalesef görüyoruz. Dolayısıyla aslında ortaya atılan amacın tamamen aksine hizmet eden bir uygulamayla karşı karşıyayız. Bir seçim bildirgemizde okul öncesi bir yıl olmak üzere zorunlu eğitimi 13 yıla çıkarmayı taahhüt ediyoruz. Ve
ders kitaplarında kadın erkek ayrımcı söylemin, her türlü cinsiyet ayrımcı söylemin baştan aşağı yeniden denetlenerek bu söylemden arındırılmasını taahhüt ediyoruz projemizde. 4+4 açısından da sonuçta bir uygulama var ve bunu değiştirmek herhalde o kadar kolay olmayacak. Toplumsal cinsiyet kısmını da çok tartışmıyorum çünkü gerçekten son dönemde müfredatlarda özellikle hükümetin kendi politikasından kaynaklı da yansıdığı muhafazakar politikaları görüyoruz. Ama sonuçta gerçekten ondan önceki dönemlerde de yine bir toplumsal cinsiyete dayalı iş bölümü vardı aslında kitaplar. Sadece AKP hükümeti dönemi boyunca değil değil mi? Yani sonuçta incelediğimizde toplumsal cinsiyet çok uzun yıllardır aslında müfredatların içerisinde. Bu dönem arttığından belki bahsedebiliriz muhafazakar bir yapı şeyle. Dediğiniz gibi daha önceki dönemlerde de çünkü yani kadın erkek eşitsizliği AKP hükümetiyle gelmiş bir durum değil. Yani çok öncesinden bin yıllardır var olan bir eşitsizlik ama AKP hükümeti buradan beslendiği için bunu derinleştiriyor. Yani tüm söylemleriyle derinleştiriyor, uygulamalarıyla değiştiriyor, karma eğitimin ortadan kaldırılması fikriyle değiştiriyor. Az önce de söylediğiniz gibi 4+4+4 eğitim sistemiyle değiştiriyor. Yani kız çocukların eğitimden daha az faydalanmasını ve... En azından başlangıcında fıtratında vardır diye başlamıyor herhalde değil mi? Evet. En azından diğer şeyler açısından, dönemler açısından fıtratında vardır diye başlamadığı için belki başka bir şekilde tartışabiliyoruz özellikle. Bugün artmış olması da çok etkili. Yani mesela kadın cinayetleri de aynı şekilde AKP iktidar döneminde çok belirgin bir şekilde arttı. Bunun tek nedeni de, en önemli nedeni de kadın erkek eşitsizliğini doğuracak söylemlerin artmış olması ve cezasızlığın gelmiş olması. Aslında yani politikaların hepsi bir bütün. Yani kadın erkek eşitsizliğinin evet sonuçları bakımından istihdama yansıyor, kadın katliamlarına yansıyor, eğitim politikalarına yansıyor. O nedenle hani cinsiyete dayalı eğitim, toplumsal cinsiyete duyarlı bütçe kavramı bizim bakımımızdan çok temel alınması gereken bir plan. Nitekim Sayın Bakan da cinayet sayılarının düşürülemediğini kendisi aslında itiraf etti kadına yönelik şiddetle ilgili. Peki. Evet efendim, Ekmek Begül'de birinci bölümün sonuna geldik. İkinci bölümde devam edeceğiz sohbetimize. Ekonomiyi, işsizliği, kadına yönelik şiddeti tartışacağız milletvekili adaylarımızla. Kısa bir ara, hemen ardından stüdyodayız. Evet efendim, Ekmek ve Gül'de HDP İstanbul 1. Bölge adayı Sezin Uçar, CHP İstanbul 2. Bölge adayı Selin Doğan'la sohbetimize devam ediyoruz. Ekonomi kısmını tartışıyorduk aslında. Şimdi seçim beyannamelerinde en çok dikkat çeken ama ayrıca bizim sokakta da sorduğumuzda kadınların en çok duymak istedikleri ya da ihtiyaç olarak söyledikleri şey ekonomik özgürlük meselesi. Yani kadınların ekonomik özgürlüklerinin kendilerinde olması ve birçok açıdan daha özgüvenli hissedeceklerini söylüyorlar. Siz bu konuda ne söylersiniz? HDP'nin buna yönelik nasıl bir politikası var? Seçim çalışmaları sırasında da sizin de ifade ettiğiniz şeyle çok karşılaşıyoruz. Çünkü yani yoksulluk her ne kadar toplumsal bir olgu ve hani kadın erkek fark etmeksizin herkesi doğrudan etkileyen bir olgu olmasına rağmen kadınlar bu durumdan çok daha fazla etkileniyorlar. Çünkü kadınların birebir ekonomik özgürlükleri söz konusu değil. Hem de ilk bölümde konuştuğumuz nedenlerden ötürü eş işi yapıyor olsa da, eş değer işi yapıyor olsa da aynı şekilde bir ücretle karşı karşıya kalamıyor maalesef. O nedenle kadınların toplumsal eşitsizlikten ve genel anlamdaki yoksulluktan daha fazla zarar gördükleri bir gerçek. Şimdiye kadar kadınlara özellikle AKP iktidarı tarafından kadınların daha çok AKP'ye oy vermelerini sağlayan, bu şekilde de birçok araştırmalarla değerlendirilen yöntemler var. Biz bunların, bu sosyal yardımların hak temelli bir şekilde düzenlenmesi gerektiğini düşünüyoruz. Bugün insan onurunu kırıcı testlerle, aşağılayıcı sorularla bu tip değerlendirmeler yaparak halkların çeşitli bileşenlerini kategorize eden, birbirleri arasında düşmanlığa ve rekabete de aynı zamanda sevk eden bu yardımların daha hak temelli ve insan onuruna yakışır bir biçimde verilmesi gerektiğini düşünüyoruz. Aynı şekilde bugün kadınların ekonomik özgürlüğü istemedikleri evliliklere katlanmaları bakımın
olarak da karşımıza çıkıyor. Sonuç olarak böyle bir durumda var. Ve biz bu konuda da eşinden boşanmış, boşanmak isteyen ya da eşini kaybetmiş kadınlara da belirlediğimiz asgari ücretin ödenmesi gerektiğini düşünüyoruz. Aynı şekilde eşi cezaevinde olan, eşi kayıp olan, herhangi bir sosyal güvencesi olmayan kimsesiz kadınların da bu haklardan faydalanması gerektiğini düşünüyoruz. Peki özellikle şunu sormak istiyorum. Yani ekonomik olarak kadınların çalışmasına dönük bir şey mi tarif ediyorsunuz? Yoksa yani onlar olur, hani yardımlar olur, hani evin içinde kalabilir kadın gibi mi tarif ediyorsunuz? Çünkü bu gerçekten önemli bir ayrım kadınlar açısından. Öncelikli olarak kadınların çalışma yaşamında istihdam edilmesi gerektiğini düşünüyoruz. Yani bu iş gücünden faydalanma anlamında değil ama kadının sosyal olarak, kültürel olarak, ekonomik olarak kendini geliştirmesi bakımından da bunun gerekli olduğunu düşünüyoruz. Kadın çalışmak istediği alanda örgütlenme özgürlüğü, ekonomik özgürlüğü, eşdeğer işe eşit ücret şeklinde çalışma yaşamına teşvik etmeyi istiyoruz. Ama çeşitli nedenlerle çalışamayacak durumda olan kadınlar, engelli kadınlar, yaş itibariyle çalışamayacak durumda olan kadınlar vesaire çeşitli nedenlerle mesela çalışamayacak durumda olan kadınların da sosyal güvencelerinin sağlanması gerektiğini düşünüyoruz. Peki CHP açısından nasıl yer alıyor seçim bildirgenizde? Yani aslında bu anlamda hani felsefi olarak çok uzandı değil meslektaşımın açıkladığı yaklaşımdan. Biz de kadının erkeğe bağımlı olmaktan çıkarılması, çünkü bu beraberinde erkekten gelen şiddeti de doğuruyor, ondan ekonomik olarak bağımsızlaşamadığı için, onunla yaşamaya mahkum olduğu için beraberinde şiddete maruz kalmaya mecbur bırakıldığını da görüyoruz. Dolayısıyla kadının az önce de bahsettiğim gibi hane içerisinde bireysel olarak öncelikle hem işte iş kanununda, işte örneğin doğum izniyle ilgili alınacak, yapılacak düzenlemeler, hem aile sigortasının kadın üzerinden ödenmesine yönelik düzenlemelerle, hem de kendini geliştirmesi mesleki anlamda, işte geleneksel meslekler dışında becerilerine uygun ve istihdam anlamında gerekli olan mesleklere yönlendirilmesiyle kendini geliştirerek istihdama yöneltilmesinin sağlanması ve hem erkekten hem aileden bağımsız olarak ekonomik özgürlüğe kavuşturması yönelik projelerimiz var. Keza kadın girişimciler için bizim ayrıca KOBİ desteklerimiz ve örneğin nakit hibe, işte 33 bin lirası faturalandırılmış olmak kaydıyla 88 bin TL nakit teşvik projemiz var. Yani kadın girişimcilere yönelik de bu tarz nakit yardımlarımız var. Yani hem sosyal hakkın sağlanması, kadının evdeki yükün alınması, istihdama yönlendirilmesi, hem de evet ben hazırım, üzerimdeki yükler alındı, artık girişim yapmak istiyorum diyen kadınlara nakit olarak yardım verilmesi yönünde projelerimiz var. Keza KOBİ'lerde kadın istihdamının %33'ten %64'e çıkarılması yönünde projemiz var. Buna yönelik, yani kadının geleneksel ev rollerinden uzaklaştırılarak toplumsal hayatta her anlamda söz sahibi olacağı şekilde önünü açmak aslında. Aslında şöyle bir şey de var, yani biz bugüne kadar yaptığımız pek çok programda da özellikle mesela kadınların kendi girişimcilikleri, evet, işte kendi işlerini yapıyorlar falan gibi ortaya koyulan pek çok şeyde aslında kadınların bazı açılardan da mağdur edildiğini de gördük. Yani işte çeşitli kredilerin verilmesi ama bir türlü o kredileri ödeyememeleri mesela kadınların. Sonuçta bir yandan da sermayenin hani bir parçası olarak çalıştırılması, evet, ve büyük sermayeyle hani mücadele ve onunla hani uğraşmak çok kolay değil. Yani o açıdan mesela hani onu desteklemek yerine nasıl bir model önerilebilir? Sizin var mı buna dair söylemek istediğiniz bir şey? Çeşitli alternatif finans modelleri açığa çıkartılabilir diye düşünüyoruz biz bu dönemde. Kadınların hani işçi statüsünde değil de kendi işlerini kurabilecek yöntemde kadın dostu kooperatifler oluşturulabilir diye düşünüyoruz. Kadınların kendi emeklerini değerlendirebilecekleri, kendi işlerinin çalışanı olabilecekleri, aynı zamanda hem işi kendileri yapabilecekleri hem de iş yönetimini kendilerinin yapabilecekleri alternatif finans yöntemleriyle de bunların desteklenmesi gerektiğini düşünüyoruz. Bunlar üretim bazlı kooperatifler olabilir. Kadınların bir araya gelip kendi emeklerini, kendi belirledikleri ekonomik politikalar temelinde
hizmete sunmaları şeklinde olabilir ama kesinlikle bunların desteklenmesi gerektiğini düşünüyoruz. Yani kadınların kendi girişimlerinin desteklenmesi, kendi emeklerinin desteklenmesi ve bunlar için de az önce de bahsettiğim gibi toplumsal cinsiyete duyarlı bütçe kavramı çok önemli. Çünkü az önce söylediğiniz yardımlarda da genel olarak erkekler yararlanıyor. Çünkü istatistiklere göre iş sahibi kişilerin %70'i %80'i erkek ama bunların sadece %15'i %20'si sadece kadınlar. Burada da çok ciddi bir dengesizlik, oransallık bakımından çok ciddi bir eşitsizlik var. Bu eşitsizliğin de giderilmesi gerekiyor kadınların kendi girişimlerini ve emeklerini değerlendirebilmeleri bakımından. Bir hususu daha eklemek gerekir. Tabii KOBİ'lere o anlamda da hem vergi hem de prim muafiyeti anlamında 1 yıllık ve 4 yıllık vadelerde bu anlamda kolaylık sağlamak da bizim projelerimizden bir tanesi. Dolayısıyla o da daha büyük sermayeyle rekabet eder hale getirmeye yardımcı olacak tabii ki. Peki yani istihdam açısından değerlendirecek olursak mesela hem işsizlik rakamları açısından bir cinsiyetsizleştirme söz konusu aslında. Yani mesela ne kadar işsiz kadının olduğu ya da ne kadar kadının istihdam edileceğine dair bir şey yok. Ve doğal olarak işte bazı seçim bildirgelerinde evdeki bakım hizmeti de istihdamın içerisinde geçerli oluyor. Yani devlet tarafından alınan ücretler ve benzer şeyler de o istihdamın içerisinde geçerli oluyor. Bazıları için ev eksenli çalışma dediğimiz yani büyük fabrikalara, büyük iş yerlerine küçük parçalar üretmek. Bu da istihdamın bir parçası sayılıyor ama bütün bu istihdamın içerisinde mesela sosyal güvence meselesinden tutalım da sosyal haklar meselesi bunlar yok. Buna dair ne söylemek istersiniz? Yani bunların hepsi aslında değerlendirilmesi gereken şeyler. Çünkü yani kadınlar genel olarak istihdamın dışında tanımlanıyor. Çünkü az önce de ifade ettiğimiz gibi toplumsal cinsiyetçi iş bölümünden kaynaklı olarak böyle tanımlanıyor ve emeğinden de aynı zamanda vazgeçilmesi beklenmiyor kadından. Yani emeğinin de sonuna kadar sömürülmesi ve geleneksel rollerinde bu yönüyle pekiştirilmesi bekleniyor. Biz şu hani radikal önlemler dediğimiz şey şuydu aslında. Yani mesela çocuk bakımını kadının sırtından almak, yaşlı bakımını kadının sırtından almak. Seçim bildirgemizde de söylemiştik. Dünyanın bütün çamaşırlarını biz yıkamak istemiyoruz. Dünyanın bütün bulaşıklarını biz yıkayıp bütün dünyayı biz doyurmak istemiyoruz gerçekten. Ev işlerinin yani nankör sonu gelmez tükenmez ev işlerinin bir şekilde kadının üzerinden alınması gerektiğini düşünüyoruz. Ve bugün güvencesiz olarak tanımlanan yani şekilsel olmayan iş sektörlerinin de iş güvencesi kapsamına alınmasını ve iş kanununda tanımlanması gerektiğini düşünüyoruz. Yani parça başı işlerin esnek üretimlerin mümkün olduğu kadar kaldırılması ve bunun dışında daha hem örgütlenme özgürlüklerinin önünü açabilecek kadınların kendi haklarını arayabilecek mekanizmalarının da önünü açabileceği sektörlere de yönlendirilmesi gerektiğini düşünüyoruz. Yine az önce söylediğim gibi kendi emeklerinin değerlendirilmesi de bir yöntem. Çünkü bütün kadınlar bir işte çalışmak zorunda değiller. Kendi emeklerini de bir şekilde değerlendirebilirler. Çeşitli girişimlerde alternatif finans yöntemleriyle de bunlar desteklenecek. Peki bir dönem çokça konuşuldu. Yani ev kadınlarının aslında çalışmayan kadınlar belki demek daha doğru. Onlara yönelik işte bir maaş hani böyle tartışmalar yapıldı. Ve siz onu nasıl değerlendiriyorsunuz? Yani sonuçta böyle bir maaşın kendisi kadınların yine bir dört duvar arasında sıkıştırmaya dönmeyecek midir? Kendini tekrar üretmeyecek midir bu durum? Elbette biz o yüzden diyoruz ki bu işler yani ev işi değil tabii ama hani evdeki bakım hizmetleri kadının omuzundan alınsın ve sosyal devlet gereği bu işleri devlet hizmet olarak sunsun. O zaman orada yeni bir değişiklik var diyebilir miyiz? Sonuçta bu CHP'nin de aslında bir önceki seçimde ortaya koyduğu şeylerden bir tanesiydi. Orada bir değişiklik var diyebilir miyiz? Hayır, orada şöyle yani bu işleri yapan kadın elbette ki sosyal güvenlik hakkından güvenceden yararlansın. Yani bu işi hizmet olarak sunan kadınlar elbette ki kayıt dışı kalmasın. Ama önemli olan hani bunun geleneksel olarak kadına biçilmiş bir rol olarak addedilmeye devam etmesi ve hani bu sebeplerle kadınların iş gücünden uzak tutulması yaklaşımının bertaraf edilmesi. Dolayısıyla hani maaş zaten hani söz konusu olamaz.
bu aslında sosyal yardımlar gibi yani insanlar buna hani muhtaç hale getiriliyor ve sonrasında da sanki bu bir zorunlulukmuş gibi bu yardımlardan mahrum kalacakları kaygısıyla diğer partilere oy vermemeleri gibi bir sonuç doğuruyor ama hayır, kadının emeğini, evdeki emeğini yani diğer evlerde hizmet olarak gördüğü bu emeğini elbette sosyal olarak güvence altına alalım ama bir yandan da kendi evindeki bu yükleri omuzundan alıp onu istihdama yönlendirelim. Yani bizim felsefemiz bu yönde. Peki. Evet, bu kadar ekonomiden bahsetmişken sizi Pendik'te Esenyalı'da Halk Pazarı'na götüreceğiz. Esenyalı Kadın Derneği'nden Necla Akyıldız Göçer bu röportajları yapmak için bize yardımcı oldu. Ona da teşekkür edelim buradan. Şimdi sizi Halk Pazarı'na götüreceğiz. Bakalım ekonomi tıkırında mı? Kadınlara bir soralım. Nelerden en çok şikayet ediyorlar? En pahalı olan neymiş? Ondan sonra stüdyomuza geri dönelim. Fiyatların durumu nasıl şu anda pazarda? Ondan sonra görüyorsunuz. Her şey başına alıp gidiyor. Evet. Pahalı mı her şey? Pahalı tabii ki. Bir kilo. Şu anda yeni çıkan meyveler pahalı. Yani ben alıyorsam bazı vatandaşlarım çoğu askeri ücretinden geçindiği için alamıyor. Çok pahalı olduğu için geçinemiyor. Meyvenin zepsenin de inmesini isterim. Özellikle de patatesin. Bir emekli babamdan maaş alıyorum. Kendi emekliliğim yok. O da 800 alıyorum. Yani görüyorsun ortalığı. Bir kilo meyve dünyanın parası. Meyvesiz de olmuyor. İmkansız. Yani pahalı. Patates bir ara çok fiyatları artmıştı değil mi? Patates aşırı. Bir et fiyatını buldu neredeyse. Ama bizim 800'den ne alacaksın ki? Yetmiyor değil mi? Yetmiyor, imkan yok. Elektrik, su, doğalgaz dediğin zaman zaten gidiyor. Yani istediğin, gönlünün çektiği bir şey imkan yok. Alamıyorsun. Bu çorap fiyatları çok uygun, 1 lira. Diğer şeyler, sebze, meyve. Onlar çok pahalı. 4 lira, 5 lira. Artık 4 liradan 5 liradan aşağı bir şey yok. Sıkıntıdan, geçimden uğraşıp duruyoruz böyle. Ne kadardır yapıyorsunuz bu işi? 40 yıldır yapıyorum kızım ben bu işi. Böyle uğraşıyorum işte. Ne yapayım, hayat sıkıntısından. Geçim zorluğundan, çoluk çocuk. Ne yapacağım bunları yapmayınca? Mecbur böyle çalışıyoruz. Affedersin, şey gibi çalışıyoruz. Yok. Yani yeterli olmuyor. Yeterli olmuyor. Bekar şeyim, boşanan bir kızım var, yetim çocuğum var. Bunlardan böyle uğraşmayınca akşam oldu servis parası, sabah oldu açlık, yemek. Nerede bulacaksın? Biz zor geçiniyoruz emekli parasıyla. Çocuğu okutuyoruz. Pazarın durumu şu paranın, anda? Pazarın durumu çok vay. Gücümüz yetmiyor. Fiyatlar ne durumda? Çok yüksek. Çok pahalı. Çok pahalı. Ne aldınız şimdi? Şu anda hiçbir şey almadım. Bakıyorum. Bakıyorsunuz ama alamıyorsunuz. Alamıyoruz. Evet. Valla fiyatlardan hiçbir şey anlamadım. Bu sene pallıktan başka bir şey görmedim. Geçiremiyoruz. Fiyatlar nasıl teyze? Fiyatlar almış başına gidiyor. Almadık. Alamadınız mı? Alamadık. Dolaşıyoruz. Şöyle dolaşıyorsunuz. Tamam. Vallahi pazarın durumu giyersin pişman çıkıyorsun yani. Pahalı mı? Hayır. Çok pahalı. Yani gerçekten maddi düşük olanlar aç gezerler. Yani çok insanlar çok zor durumda kalıyorlar. Yani giriyorsun pişman oluyorsun. Pazarda bir şey alacak halimiz yok. Kalmadı. Yakında seçimler yaklaşıyor. Seçimlere çok az bir zaman kaldı. Siz ne düşünüyorsunuz bu konuyla alakalı? Seçimden herkes kendi faydalanıyor. Halka kim ne yapıyorsun? Herkes kendine yani. Kendi kazancı için, kendi çok çocuğun için geliyor. Halkı kim düşünüyor ki? Esnafı kim düşünüyor? Hayat bizimle güzel. İşçi kim düşünüyor? İkilik olmasın, ayrım olmasın. Herkes kardeştir. Bizim ülkemiz çok güzel ki ama maalesef iyi kullanamıyorlar. Nasıl ülkesi? Nasıl yani güzel, farklı? Yani savaşsız, doğusuz ülke istiyorum. Türkiye istiyorum. Seçimlerden hiçbir şey beklemiyorum. Hiçbir ümidim de yok. Hepsinin aynı olduğunu düşünüyorum. Baskı altında olmak istemiyoruz. Çıkıyorlar televizyona. Oyları bize verin, oyları bize verin, oyları bize verin. Tamam, oyları size verelim. Ama oy veresiye kadar evet.
Oy verdin mi kimse kimseyi tanımıyor. Huzurlu, mutlu Türkiye'yi kimi geçindireceğizse oyum onadır. Başbakanımız bizi doğduğumuza pişman ettirdi. Türkiye'nin milleti aç bıraktı. Gerçekten böyle bir başka bakan asla olamaz. Pazara bugün alışverişe geldim. Fiyatlar malum. Evet biz de şimdi pazardan çıktık. Fiyatlardan şikayetçi halk. Siz de burada seçim çalışması yürütüyorsunuz. Peki sizce bu nasıl olacak? Siz ne vaatlerde bulunuyorsunuz? Nasıl düzelecek bu fiyatlar mesela? Taşeron'da çalışan işçilerimiz için, asgari ücretle çalışan işçilerimiz için, gençlerimiz için, üniversite öğrencileri için hepsi için ayrı ayrı paketlerimiz var. Ve bunların hepsinin kaynakları da tek tek açıklanmış vaziyette. Yani bizim şu andaki hükümetimizin başındaki yetkililerin kaynak nerede, kaynak nerede, kendilerine sıra gelince kaynak Türkiye, kaynak Türkiye diyorlar. Biz hem Türkiye diyoruz hem de Türkiye'nin kaynaklarının miktarını açıklayarak %2.9'luk bir kısmına hem emeklilerimize iki ikramiye hem asgari ücret en az 1500 TL. Üstelik de yani ondan vergi de kesilmeyecek. Navimi meleki, ezmuş gümgümimi, ezhatımı veren. Diyor ben Muş Gümgümlüyüm. Barış için, özgürlük için, kardeşlik için sadece Kürt'te değil bütün Türkiye'de yaşayan halklar için buradayım. Analar ağlamasın, canlar toprağa düşmesin. Biz onun için buradayız, özgürlük için buradayız. Bunun için de mücadele edeceğiz diyor. Evet, ekonomi deyince öyle pazara gidince hani bir sürü meyve, birçok sebze alamıyorlar gerçekten artık. Ve patates de son zamanlarda en çok tartışılan sebzelerden bir tanesi oldu herhalde. Peki bütün bu ekonomik yanlarını düşününce bir yandan da işte hükümeti herhalde en fazla, yani hükümet politikaları açısından en fazla tartışılan şeylerden bir tanesi sosyal yardımlar oluyor. Ve hem bir yandan kaynak tartışmaları yapılıyor mesela, diyelim ki muhalif partiler çeşitli projeler ya da çeşitli şeyler açıklarken bir kaynak tartışması yapılırken, öteki yandan biliyoruz ki işte saraylardır, Mercedeslerdir, bir sürü parası. Şeyler, çerez paraları kıvamında çeşitli şeyler alınıyor. Şimdi bu açılardan baktığınızda mesela sizin seçim çalışması yürüttüğünüz yerlerde AKP'ye oy vereceğim deyip ya da ısrar edenler açısından bu sosyal yardımlar bir tartışma konusu mu? Yani en çok karşılaştığınız kadınlar açısından özellikle nelerle karşılaşıyorsunuz? Yani bu bizim çokça sadece makarna da değil meselenin kendisi. İşte aylık yardımlar ve benzer ve çok cüzi gerçekten bunlar. Yani arada da konuşuyorduk 80 TL falan dediniz yapılan yardımlar açısından. Hani öyle çok yüksek rakamlarda değil. Ne demek istersiniz bununla ilgili? Seçim çalışmalarında çok karşılaştığımız şeylerden bir tanesi bu. Yapılan ve bize göre eşitsiz olan bu sosyal yardımlar ve az önce söylediğim gibi insanın onurunu kırıcı şekilde yapılan bu sosyal yardımlar, insanların var olan hükümetin devamını isteme noktasında bir yönlendirmeye sevk ediyorlar gerçekten. Özellikle kadınlar bakımından böyle bu ciddi bir sorun. Biz var olan sosyal yardımların toplumdaki mevcut eşitsizliği derinleştirdiğini ve hakkaniyetli bir şekilde yapılmadığını düşünüyoruz. Asıl olan bir devletin, bir hükümetin yapması gereken şey toplumsal eşitsizliği ortadan kaldıracak sosyal haklara dayalı bir şekilde yardımdır ve bunun adı asla şey olamaz, belli bir karşılığı oy olamaz. Yani bir hükümet kendisine oy versin ya da vermesin. Bir sosyal yardıma ihtiyacı olan vatandaş varsa, toplumsal bir kesim varsa bunun ihtiyaçlarından evet birebir mesuldür. Biz yapılan bu sosyal yardımların aslında bir eril akılla yapılan ve toplumsal eşitsizliği daha da derinleştiren, bunu ortadan kaldırmaya dönük değil de var olan eşitsizliği de derinleştirecek şekilde yapılan toplumsal yardımların daha farklı bir şekilde yapılmasını gerektiğini düşünüyoruz. Mesela seçim bildirgemizde de yer var. En temel insani ihtiyaçlar illaki karşılanacak. Bunlardan bir tanesi ısınmadır. Bir tanesi her eve, yoksul ya da zengin olup olmamasına bakılmaksızın 10 metreküp su verilmesi, 250 kW elektrik verilmesi. Çocukların yetişkin oluncaya kadar almaları gereken gıdaları ücretsiz olarak alabilmeleri. Bunların hepsinin sosyal hak temelinde, sosyal anlayış temelinde yapılması gerekiyor bu yardımların. Ama söylediğim gibi iktidar çok ciddi oranda suistimallere yol açıyor ve adeta yoksul vatandaşların kendi yoksulluğu üzerinden bir politika yapıyor ve kendi sorumluluğunu da örtecek şekilde yapıyor ve maalesef bunun üzerinden de bir siyasi politika geliştiriyor. Biz bunun teşhirini yapıyoruz çünkü bunlar en insani haklar ve biz bu insani haklarımızı alabilmek için yaşamı üretiyoruz zaten. Yani kendi emeğimizle bunlara zaten
hak kazanmış durumdayız. Ama bize sanki bir torba kömür, bir paket makarna bahşedilmiş gibi veriliyor. Biz muhtaç olduğumuzu ispatlamak zorunda bırakılıyoruz. Gerçekten insanın çok aşağılayıcı şeyler bunlar. Biz iktidar olduğumuzda bunların hiçbiri olmayacak diyoruz. En temel, en asgari ihtiyaçları herkesin karşılanacak. Yoksul zengin ayrımına bakmaksızın en insani temel haklardan herkes yararlanacak ve bunlar söylediğim gibi bir toplumsal eşitsizliği ortadan kaldıracak temelde yapılacak. Bu eşitsizliği kabul edip bunu daha da derinleştirecek tarzda yapılan sosyal yardımları asla kabul etmiyoruz. Peki aslında dilimize de yansımış hak ve yardımlar meselesi, yani bir sosyal yardım alma, yardıma muhtaç olma. Gerçekten insanlık onuru açısından da tartışıldığında gerçekten aşağılayıcı bir şey. Aslında internetten de çeşitli aramalar yaparken mesela sosyal yardımlar diye aradığınızda hep kadın fotoğraflarıyla karşılaşıyorsunuz. İşte sıraya girmiş kadınlar, elinde yemek kaplarıyla kadınlar, işte makarnaları alan kadınlar. Yani genel olarak sonuçta orada da bir kadınlık, yani bir cinsiyet temelli bir şey de var. Üzerine kurgulanmış bir sistem. Evet, biz de seçim çalışmalarımızda bununla karşılaşıyoruz. İnsanlar bu anlamda kaygılı hakikaten. Yani biz asgari ücretin yükseltilmesinden söz ederken, bunun üzerinden alınacak verginin kaldırılacağından söz ederken, ama asgari sosyal yardımlar ne olacak diye. Şunu vurgulamak istiyorum. Cumhuriyet Halk Partisi kesinlikle bu sosyal yardım demeyeceğim. Yani en temel sosyal hak olan işte eğitime katkı, barınmaya katkı gibi bunları kesinlikle kaldırmak gibi bir projemiz yok. Aksine genel bütçede bunları iki katına çıkarmayı taahhüt ediyoruz. Diğer tüm ekonomik projelerimize ilaveten. Dolayısıyla hepsini bir bütün olarak düşündüğünüzde, yani örneğin kredi faizlerinin, bireysel kredi faizlerinin %80 oranında silineceği, keza asgari ücretin 1500 liraya yükseltilip üzerinden alınan vergilerin, dolayısıyla işverenin de o anlamda yükünün azaltılması. Bunları bir bütün olarak değerlendirdiğinizde hiçbir şekilde mevcut standart zaten vatandaşlar açısından altına düşünmesi söz konusu değil. Peki acaba hani böyle bir propaganda mı yapılıyor? Yani sosyal yardımlar kesilecek, AKP giderse aman gitmesin, ya da kadınlardan size gelen öyle şeyler var mı? Bu yardımlar kesilmesin diye oy vereceğiz diyenler. Evet, yapılıyor. Yani zaten yapılan propagandanın biliyorsunuz yani siyasi seviyesi son derece düşmüş durumda ahlaki ve siyasi olarak, etik olarak. Mutlaka yapılıyor. Yani Cumhuriyet Halk Partisi ile ilgili başka ithamlarda da bulunuluyor. Ama hani bunların hiçbiri doğru değil. Biz seçmenlerimizle temaslarımızda bunları açık bir şekilde, net bir şekilde anlatıyoruz. Bir de ben az önce pazar görüntülerini verdiniz. Onunla ilgili de bir şey söylemek istiyorum. Biz seçim çalışmamız kapsamında Bayrampaşa Halini ziyaret ettik. Orada sebze ve meyvelerle ilgili, yani daha doğrusu Türkiye'nin tarım politikalarıyla ilgili detaylı bir görüşme yaptık. Yani bu fiyatların bu şekilde olması aslında yürütülen tarım politikalarının bir sonucu. Yani tüketiciyle üreticinin halde buluşup fiyatların orada belirlenmesi gerekirken, oraya tarımsal üretimin yalnızca %30'unun yansıdığını, geri kalanın ise büyük market zincirler vasıtasıyla, yani bu işin onlara bırakıldığını ve fiyatların hani onlar aracılığıyla belirlendiğini öğrendik. Daha doğrusu yani bildiğimiz, ya yani bunun detaylarını öğrendik. Bu konuda bilgi aldık. Dolayısıyla hani o sistemin yeniden kurgulanması ve halin altyapısının güçlendirilerek üreticinin yeniden hale yönlen, yani halin işlevinin etkinleştirilmesi gerekiyor ki vatandaş bu üzerine eklenen fiyatlardan etkilenmesin, tüketici korunsun diye. Ve aynı zamanda tabii tarıma yönelik yine mazotu biliyorsunuz 1,5 TL'ye indireceğiz. Yani üreticinin de emeğinin ve masrafının desteklenmesi gerekiyor. Aslında tarım politikalarından bahsederken sonuçta üretici köylü açısından da pek çok yanı tartışmak gerekir. Kadınlar açısından da, özellikle üretici köylüler açısından. Ama ben istiyorum ki biraz mevsimlik tarım işçilerini konuşalım. Yani sonuçta sadece kazalarda duyduğumuz şeyler, mevsimlik tarım işçileri ve
Özellikle ücretsiz aile işçiliği diye tanımladığımız, yani sonuçta çocuklar, işte kadınlar, çocuklar bu mevsimlik tarım işçilerinin içerisinde. Buna dair de hani maalesef çok ciddi politikalardan bahsedemiyoruz. Yani HDP milletvekilinin verdiği önergelerin ötesinde çok ciddi şeylerden bahsedemiyoruz. Siz ne söylersiniz? Yani CHP mevsimlik tarım işçilerine dair neler söylüyor? Şimdi biz genel olarak zaten her işçinin kayıt altına alınmasını taahhüt ediyoruz. Yani hiçbir işçi sosyal güvenceden mahrum olarak çalıştırılmamalı. Hı hı. Tarım işçileri de tabii ki bunun önemli bir parçası. Tarım işçilerinin en temel hakkı olan tabii ki barınma, yeme içme ihtiyaçlarının karşılanmasını taahhüt ediyoruz. Ve dediğim gibi kayıt altına alınması, keza fiziksel olarak güvenliklerinin sağlanması. Çünkü siz iş kazaları dediniz ama aslında iş cinayetleri demek lazım onlara. Yani o fiziksel önlemler alınmadığı zaman, evet, çocuklar çalıştırıldığı zaman iş kanuna aykırı olarak maalesef ölüyorlar. Dolayısıyla bunlarla ilgili gerekli tedbirlerin alınması ve en önemlisi de denetimin yapılması. Çünkü yani mevcut kanunlar da uygulanmıyor. Bu denetimlerin yapılarak mevsimlik tarım işçiliğinin daha güvenli bir çalışma alanı haline getirilmesini taahhüt ediyoruz Cumhuriyet Halk Partisi olarak. Yani özellikle sizin seçim beyannamenizde kız çocukları ve kadınların eğitimine yönelik vaatler var ama mevsimlik tarım işçiliğinin yani kayıt altına alınmasına yönelik tabii taahhüdümüz var. Buna dair de mesela bildirge açısından kaldırmaya yönelik değil, mevcut koşulları iyileştirmeye dönük bir şeyiniz var ama değil mi? Ama bu sosyal bir realite yani. Yani mevsimlik olma kısmın açısından nasıl tartışıyorsunuz? Yani bu sosyal bir realite, bu yani hani bu mevsimlik olması gerçeğini ortadan kaldırmak mümkün değil. Sonuçta hayat değişiyor, toplumsal yaşam değişiyor. İnsanlar farklı şekillerde çalışıyorlar. Evde çalışıyorlar, mevsimlik çalışıyorlar, part-time çalışıyorlar, esnek çalışıyorlar. Bütün bunlara uygun şekilde düzenlemelerin yapılması gerekiyor. Peki HDP ne der? Halkların Demokratik Partisi bakımından mevsimlik tarım işçileri asla üzerinden atlanamayacak kesimleri oluşturuyor işçiler bakımında. Çünkü gündelik çalışma saatleri normal çalışma saatlerinin çok çok üstünde, 12-13 saat çalıştırıyorlar. Gittikleri yerde ırkçı saldırılara, özellikle kadın mevsimlik işçiler cinsiyetçi saldırılara maruz kalıyorlar. Biz özellikle mevsimlik işçilerin kendi bulundukları yerde istihdam edilmesi gerektiğini düşünüyoruz. İş kanunu kapsamına alınması ve iş güvencesinden faydalandırılması gerektiğini düşünüyoruz. Trafik anlamda taşıyıcılarınla ilgili gerekli denetim işlemlerinin yapılması gerektiğini düşünüyoruz ve ek olarak mevsimlik tarım işçilerinde çok görünen aracı, dayıbaşı vesaire şeklinde uygulama, bir nevi taşeron uygulamalarının farklı biçimleri, bunların hepsinin de ortadan kaldırılması gerektiğini düşünüyoruz. Orada da sonuçta ciddi bir şey var değil mi? Kadınlar ve erkekler arasında, yani mesela dayıbaşı, evet, elçiler, evet, çok fazla kadın olduğunu görmüyoruz. Hiç yok da hiç diyemiyoruz, evet, ama çok neredeyse fazla olduğunu. Neredeyse hiç yok. Evet. Yok. Peki özellikle siz mevsimlik tarım işçileri açısından diyelim ki eğitim ve benzer şeylere dair nasıl bir şey ortaya koyuyorsunuz? Buradaki en ciddi sorun mevsimlik işçilerin taşınması noktasında gerçekleşiyor ve mevsimlik işçilerin taşınmasını denetleyen hiçbir mekanizma yok. Yani bugün kapalı kasa kamyonetlerde kadınlar yaşamlarını yitiriyor, boğuluyorlar, işe giderken trafik kazasında yaşamlarını yitiriyorlar. Öncelikle bu taşımanın çok sağlıklı bir şekilde gerçekleştirilmesi gerekiyor ve bunun denetimlerinin yapılması gerekiyor. Onun dışında yerinde çalıştırma ve iş kanunu kapsamına alınması bizim bakımımızdan, mevsimlik tarım işçileri bakımından en temel, en önemli gördüğümüz sorun. Peki hemen buradan bir yandan da kadına yönelik şiddet, yani aslında bütün bu saydığımız başlıklar, evet, altında yaşanılan şeyin kendisi kadınlar açısından ciddi şiddet, ekonomik şiddet, psikolojik şiddet, fiziksel şiddet, yani her başlığın altında herhalde bundan bahsetmemiz mümkün. Şimdi yine Ayşenur İslam bir açıklamasını söylemek istiyorum. Yani aslında sadece kadına yönelik şiddette değil de hükümetin pek çok politikaya dair söylediği şey, biz bunları görünür kıldık.
Yani bizim dönemimizde kadına yönelik şiddetin artışından bahsedemeyiz. Biz bunları görünür kılıyoruz, biz bunları ortaya çıkarıyoruz. Ama yine sonuçta kendi resmi kurumlarının açıkladığı, çokça aslında üzerine konuştuğumuz 2007 yılında açıklanan bir veri. Yani %1400 oranında bir artıştan bahsediyoruz. Ve burada özellikle Ayşenur İslam'ın aslında altına çizmek istediğimiz şeyi, mesela bu davalarda, bu şiddet davalarında biz hakimlerin inisiyatif alanları var. Bunlara müdahale edemeyiz. Bunlara müdahale edersek hukuk sistemi allak bullak olur diyor. Ve biz bu hassasiyeti de herhalde hakimler açısından kadın cinayetleri ve kadına yönelik şiddette görebiliyoruz. Onun da altını çizmekte fayda var herhalde. Hükümetin yargıya müdahalesizliği bir tek kadına yönelik şiddet söz konusu olduğunda. Evet, belki orada da sonuçta kendi zihniyetini besleyen hani bir parça olduğu için de çok müdahale etmeye gerek kalmayabilir. Ama maalesef biz son günlerde hem kadınlara yönelik şiddetin daha fazla arttığını hem çeşitli tecavüz ve benzer şeylerle de davalarla da aslında karşılaşıyoruz. Çok yakın zamanda işte bir sığınma evine gidip hemen ardından tehdit edildiği için evine dönen ve öldürülen bir kadın arkadaşımız var mesela. Buna dair ne söylemek istersiniz? Gerçekten görünür mü kılınıyor yoksa bu şiddeti üreten politikalar mı ortaya koyuldu? Burada Ayşenur İslam'ın çok açık bir şekilde çarpıtması söz konusu. Yani bu inkar edilemez bir durumda. AKP hükümetinin iktidar olduğu dönemden bu yana çok ciddi bir artış var ve ben görünür olma meselesinin söylendiği kadar da çok büyük bir oranı kapsadığını düşünmüyorum. Evet, eskiye göre gerçekten daha bilinçli olabiliriz, daha görünür kılınması konusunda daha farklı biçimlerle donatılmış olabiliriz. Bu gerçek ama yine de kadın cinayetlerinin tamamı basına yansımıyor. Mesela ben birebir yaşadım. Geçen hafta 3 tane taziyeye ve cenazeye katıldık. Ümraniye'de bir gün içerisinde gerçekleşen 3 tane kadın cinayeti ve basına verilmemesi konusunda çok ciddi hassasiyetleri var. Biz bir şekilde duyduk, başsağlığı dilemek için gittik. Ama mesela kayıtlarda yok, basına geçmiyor. Ailenin acısı çok yeni olduğu için biz de iletemedik. Daha sonrasından onlar da paylaşmayı düşünüyorlar basınla. Ama şu çok açık bir şekilde henüz kadın cinayetlerinin tamamı görünür değil. Yani hala bizim görmediğimiz, duymadığımız, basının duymadığı, kapalı kapılar arkasında gerçekleşen kadın cinayetleri maalesef var. O nedenle Ayşenur İslam'ın yapmış olduğu açıklama çok ciddi bir çarpıtma ve belki de bir sorunla mücadele edememe, etmek istememe politikasının başka bir şekilde açığa çıkmış olması. Biz Halkların Demokratik Partisi olarak öncelikle kadına yönelik şiddeti ortadan çıkartılacak toplumsal alt mekanizmaların oluşması gerektiğini düşünüyoruz. Bunda en önemli ayağını kadın erkek arasındaki eşitlik oluşturuyor. Çünkü şiddetin en büyük kaynağı kadın erkek arasındaki eşitsizlik. En uç biçimde zaten kadın katliamları, kadına yönelik gerçekleşen cinayetler. Bunlarla da ilgili meclise de yasa tasarısı vermiştik. Öz savunma ve savunma mekanizmaların genişletilmesiyle ilgili. Çünkü bugün bir Nevin Yıldırım örneği var. Kadınları katleden erkekler sokaklarda rahatça gezebiliyorlar. İlk duruşmada evet tahliye olabiliyorlar. Haksız tahrik indirimlerinden fazlasıyla yararlanabiliyorlar. Ama bir kadın kendisine yapılan tecavüze bir kez daha onay vermek istemediği için en yüksek cezayla cezalandırılabiliyor. Bunların mutlaka mekanizmasının olması lazım. Bir kadın sokakta yürürken kendini savunmak adına karşı tarafa yapabileceği bir davranışın çok yüksek bir cezayla karşılaşacağını düşünmemesi lazım. O nedenle öz savunma ve savunma çok önemli. Bununla ilgili bir yasa tasarısı çalışmamız da olmuştu bizim Halkların Demokratik Partisi olarak. Özellikle Özgecan'ın katledilmesinden sonra gelişen toplumsal tepkiye de dayanarak böyle bir yasa çalışması hazırlamıştık. Çünkü orada eylemlerdeki tüm kadınların dillendirdiği şey şu: artık biz savunma istiyoruz. Kendi adaletimizi kendimiz sağlayacağız. Bu devletin adaletinden bir şey beklemiyoruz. Yargılamalardan, mahkemelerden bir şey beklemiyoruz diye çok ciddi bir toplumsal isyana da dönüşmüştü bu çığlık. Bizim de Halkların Demokratik Partisi olarak, bir kadın partisi olarak böyle bir çığlığa kayıtsız kalmamız düşünülemezdi. O nedenle savunma ve öz savunmayı bir hak olarak tanınması ve buna uygun bir yasal mevzuatın derhal hazırlanması gerektiğini düşünüyoruz.
Siz özellikle şey açısından da, bakanlıklar açısından da Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'nın kaldırılması, kadın eşitlik bakanlığı ve Sosyal Politikalar Bakanlığı olarak 3 tane farklı bakanlık olması gerektiğinde. Çünkü AKP hükümeti kadının adını bakanlıktan da çıkarttı ve kadını sürekli bir aile içerisinde tanımlama pozisyonu içerisinde. O nedenle biz ayrıca özel bir kadın bakanlığının mutlaka olması gerektiğini, kadın politikalarını üretmek bakımından mutlaka olması gerektiğini düşünüyoruz. Yine şiddet maalesef biz doğrudan iktidar olduğumuzda da derhal ortadan kalkacak bir husus olamayacağı için var olan şiddete dair de karşı mekanizmaların oluşturulması gerektiğini düşünüyoruz. Bunlardan en büyük şey de sığınaklar oluşturuyor. Bugün mevcut Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'na bağlı, belediyelere bağlı özel sığınakların toplamının sayısı çok az zaten. Yaklaşık 130 tane sığınak var ve bu sığınaklarda kadınlar çok kısa sürelerle kalabiliyorlar. Kaldıkları dönem sığınaklardan çıktıklarında yeni bir yaşama hazırlanacak bir süreci de geliştirememiş oluyorlar. Sadece çok kısa bir dönem şiddetten belli yönleriyle arındırılmış oluyorlar. Bu da ne kadar güvenceli o da tartışılır. Çünkü koruma altındayken öldürülen kadınlar da var. Adliyede korumasıyla birlikte Halime Aslan bizim yanımızda öldürüldü. Çok çarpıcı bir örnektir. AKP hükümeti kadınları hiçbir biçimde koruyamıyor, korumak istemiyor. Çok zor bir şey değil bunların önlemlerini almak. Peki siz ne dersiniz bu konuda? Çünkü özellikle CHP açısından sonuçta CHP muhalefet olan bir parti mecliste. Ve biz hani Aylin Nazlıaka, Melida Alnurların dışında da çok var. Onların çok önemli çalışmaları var. Onun dışında da ama çok fazla şey duyamıyoruz maalesef. Buna dair siz ne söylersiniz? Ve sonuçta meclis açısından da meclise girdikten sonra nasıl şeyler yapmayı planlarsınız? Şimdi şöyle, öncelikle kadına yönelik şiddeti AKP'nin genel olarak aslında pek çok politikasına hakim olan şiddet söylemi kapsamında değerlendirmek lazım. Yani AKP tüm söylemlerinde toplumun bir kesimini diğerine düşman belleyip toplumsal kesimleri birbirine yönelik şiddete maruz bırakacak şekilde söylemler üretiyor. Kadınlar da bunlardan, bu nefret söyleminden diyeceğim, en fazla nasibini alan kesim elbette. Dolayısıyla hani genel olarak şiddet kültürünün altını çizmek lazım. Kadına yönelik şiddetle ilgili elbette ki avukat arkadaşım da bahsetti. Yani yargı görevlilerinin bu anlamda toplumsal duyarlılık anlamında yeniden bir eğitime tabi tutulması, haksız tahrik indirimlerinin, ihal indirimlerinin kadına yönelik şiddet ceza suçlarında kesinlikle uygulanmaması, keza kolluk görevlilerinin bu anlamda duyarlılığının artırılması. Çünkü yani şiddete maruz kalan kadın polise gitmekten korkuyor. Bu nedenle de zaten görünürlük meselesi aslında olanın daha altında. Kolluk görevlilerinin, kolluktaki kadın sayısının artırılarak, yani bu da önemli bir ayağı, keza toplumsal duyarlılık anlamında da toplumsal cinsiyet anlamında da duyarlılıkların artırılması gerekiyor. Ve keza hekimlerin de bu anlamda duyarlılığın artırılması gerekiyor. Çünkü hepsi bir bütün. Yani şiddete uğrayan kadın hekime gitmeye, karakola gitmeye ve nihayetinde yargıya gitmeye korkuyor. Hiçbir güveni yok çünkü. Tüm bu örgütlenmenin yeniden eğitime tabi tutulması, duyarlı hale getirilmesi gerekiyor. Ayrıca sığınma evlerinin tabii ki bizim seçim bildirgemizde de mevcut niteliğinin yükseltilerek sayılarının artırılması, keza yerinden yönetimlerin de bu anlamda hizmetlerini, örneğin bizim her mahalleye bir kadın komisyonu kurma projemiz var bildirgemizde ve bu komisyonun belediye meclislerinde söz sahibi olması, kadınların başlarına bir şey geldiğinde hemen oraya başvurup, yani mahallelerindeki bu komisyonlara başvurup dile getirmesi anlamında. Dolayısıyla şiddetle mücadele aslında sadece kanunlarla değil, dediğim gibi bu duyarlılığın artırılmasıyla mümkün. Keza ben geçenlerde Haklı Kadın Platformu ve büyük bir medya kuruluşunun düzenlediği bir panele katıldım. Orada şöyle de bir önerim oldu. Hani madem ki toplumun %50'sini kadınlar oluşturuyor ve parlamentoda hani bunun bir göstergesi, diğer partilerden aday arkadaşlarıma da çağrıda bulundum. Gelin öncelikle mecliste, çünkü Aylin Hanım, Aylin Nazlıaka dedi ki meclisi parmaklar yönetiyor, erkek parmaklar. O parmaklarla ilgili bir önlem alalım.
meclis faaliyetlerinde yazılı ve sözlü sadece kaba beyanları değil, cinsiyet ayrımcı söylemleri de müeyyide altına alalım ki hani oradan başlasın ve tabana yayılsın bu şiddet söyleminin, ayrımcı söylemin engellenmesi diye. Keza az önce de söylemiştim, yani medya ya da çok büyük rol düşüyor. Çünkü şiddete uğrayan kadınlar, yani maalesef bazı haberlerde o şiddeti bir kere daha yaşıyor kadınlar. Yani öyle bir veriliyor ki o haber sanki orada mağdur olan kadın değil, adeta suçlu olan kadınmış gibi yansıtıyor. Dolayısıyla bu erkek egemen söylemi olan medyanın da yeniden eşitlikçi bir dille kurgulanması ve kadınların tabii ki medyada, keza televizyon programları, yani bunlar da kadına yönelik şiddeti maalesef besleyen içerikte olabiliyorlar. Bütün bunların yeniden kurgulanması lazım. Bugüne kadar az sayıda milletvekili dediniz ama bundan sonra öyle olmayacak. Kadınlar artık daha güçlü Cumhuriyet Halk Partisi'nde çok daha fazla sivil toplum örgütleriyle temasta kurarak çok daha fazla, çok daha kapsamlı işler yapacağız iktidar olduğumuzda. Peki programımızın sonuna geliyoruz aslında. Hem son sözler olsun hem de ben programımızın verdiği samimiyete dayanarak şöyle bir şey sorayım. Kendi siyasi partileriniz açısından şu da olmasaydı iyi olurdu dediğiniz ne var? Bir kadın olarak şöyle olsa daha iyi olurdu ya da şunu şöyle değiştirebiliriz dediğiniz bir şey var mı? Onu da alalım, son sözlerinizle birlikte programımızı kapatalım. Kadın adayları bakımından temsiliyetimizin ben daha yüksek olması gerektiğini düşünüyorum. Bugün her ne kadar Halkların Demokratik Partisi diğer siyasi partiler bakımından kadın temsilinin ve eş başkanlık sistemi de bunu doğuruyor, en yüksek olduğu parti olsa da ben bunu yeterli görmüyorum. %50'nin de üzerinde olması gerekirdi kadın temsilimiz. Keşke bunu başarabilseydik. Peki son söz olarak ne söylemek istersiniz? Program dahilinde konuşmadığımız şeylerden anayasal eşitlik çok önemli. Bizim iktidar olduğumuzda yapacağımız ilk işlerden bir tanesi bu, anayasada kadın erkek eşitliğini güvence altına almak. Yine değinmediğimiz şeylerden bir tanesi toplumsal cinsiyet ve cinsel yönelimlere de her türlü özgürlüğün anayasal güvence altında tanımlanması. Çünkü bugün kadınlar katliama uğruyor ama aynı şiddeti, aynı katliamı LGBT'ler de yaşıyor. Trans kadınlar özellikle yaşıyor. Bunların da mutlaka anayasal güvence altında alınması gerekiyor. Bir de barış kadınların çok önemli bir talebi. Biz barış ve müzakere sürecinde kadınların çok aktif rol alması gerektiğini düşünüyoruz ve bunun da güvenceleyecek mekanizmaların olması gerektiğini düşünüyoruz. Ekonomik talepler çok önemli kadınlar bakımından ama bugün silahların olmadığı ve barış içerisinde tüm halkların, tüm inançların özgürce yaşadığı bir dünya istiyoruz. Siz ne demek istersiniz? Şimdi biz yaşanacak bir Türkiye sloganıyla yola çıktık. Ben de kendi partim bünyesinde aynı şekilde, yani kadınların sayısını daha fazla artırılarak daha eşitlikçi bir siyasi faaliyet yürütmemizi diliyorum. Ve bu anlamda da önemli bir aslında yol kat ettiğimizin altını çizmek istiyorum. Anayasanın değiştirilmesi konusunda aslında hemen hemen bütün siyasi partiler hemfikir. Yani bu artık ihtiyacımız olan çok daha demokratik, ifade özgürlüğünün güvence altına alındığı, toplantı ve gösteri yürüyüş hakkının güvence altına alındığı bir anayasa yapılması konusunda hepimiz, aslında tüm siyasi partiler hemfikir. Dolayısıyla herhalde ilk yapacağımız işlerden bir tanesi olacak yeni dönemde. Daha pozitif bir dile ihtiyacımız var. Ötekileştirmeyen, kutuplaştırmayan bir dile ihtiyacımız var. 7 Haziran'dan sonra yaşanacak daha demokratik bir Türkiye umuduyla diliyorum. Teşekkür ediyorum size ayrıca. Peki, ben çok teşekkür ediyorum programımıza konuk olduğunuz için. Evet efendim, Ekmek ve Gül'ün sonuna geldik. Seçim nabzını tutmaya elimizden geldiğince devam edeceğiz. Kadınların ortak görüşü yaşanılabilir bir dünya. Aslında kadınlar açısından yaşanılabilir, eşit ve özgür bir dünya. Ekmek ve Gül'de seçim programlarını yapmaya devam edeceğiz. Görüşmek dileğiyle, hoşçakalın.